Kızım sen manyak mısın nesin ha? Kim o diye kapıyı açmadan önce sorulur. Pardon unutmuşum en kıyafeti. Ne içersiniz? Kola demeyeyim mi size? Yok eğer onu istemem derseniz size sallama salep verebilirim. Ateş düşürücü istemez, verebilirim. İstemez. Sen bir an önce şu şahane planı anlat yeter. Evet evet plana geç çok merak ediyoruz. Tamam anlatacağım ama bir yere ayrılmayın tamam mı? Ben planımın malzemelerini getireceğim. Tamam bekleyin burada. Bu iyice salak oldu. Anneciğim tabii ki salak yani hep salak. Tadadadam. İşte şahaneler şahanesi planım. Ama bunlar bizim resimlerimiz. Evet. Kesilip yapıştırılmış. Ama niye? Evet, niye? Niye? Niye şöyle? Şimdi Mazhar Bey'e diyeceğim ki, Mazhar Bey, eğer benimle evlenmezseniz aileniz hakkındaki gerçekleri herkese açıklayacağım diyeceğim. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Şimdi bu resimleri gösterelim. Diyeceğim ki, anneniz Menkul Bey Hanım teyzeyle kız kardeşiniz Firdevs Hanım bir zamanlar yollu kadınlardı diyeceğim. Tüm bu fotoğrafların hepsini basına ve televizyonlara dağıtacağım. Nasıl ama? Ay üstüme iyilik sağlık. Ben de buna izin vereceğim ha. Tal salak. Aa Menkul Bey teyze ben bunların hepsini Mazhar Bey'le evlenebilmek için yapıyorum. Siz beni takdir edeceğinizde yeriyorsunuz. Bana bak tepeme attırma beni. Seni öyle bir takdir ederim ki ondan sonra bütün puzzle uzmanları gelip bir araya dursalar seni birleştiremezler anladın mı? Bir kriz masası oluştururlar. Anlaşıldı mı? Al bakalım gör şunu. Ben de şahane planımı size anlatıyorum. Size anlatacağım ama başta gidip ellere falan anlatsaydım daha iyi olurdu. Kes sesini. Firdevs sen misin? Ya benim Allah'ın cezası. Bana bak sana 1,5 saat müddet veriyorum. Eğer 90 dakika içinde abimle konuşamazsan senin kanki gibilerin üçüncüsü olduğunu açıklayacağım. Haberin olsun. Duydun mu? Tamam duydum Firdevs. Sen hiç merak etme. Ben niye böyle alçak sesle konuşuyorum ya? Firdevs 90 dakika demiştin değil mi? Acaba bu 90 dakikanın birkaç dakika uzatması olabilir mi? Hayır canım, bir saniye bile uzamaz. Sana 90 dakika verdiğime şükret. Beceriksiz, dürüstelli hanası. Tamam Firdevs, bu sefer kesin konuşacağım. Hatta ikinci yarıya gerek kalmadan ilk 45 dakikada bitireceğim işi. Alo, Firdevs? Alo! Ay Allah'ım. Dürüstelli hanasıymış. Ben geldim. Mazhar. Kocacığım neredesin ya? Hala uyuyor musun aşkım? Aa, hayret. Bugün işe erken gitmiş. Canım aceleyle çıkmış. Evi toplayamamış bile. En iyisi ben de evi toplayıp sonra da kocacığımı görmek için iş yerine gideyim. Geldin aşkım. Bıktım ulan senin bu manyaklıklarından. bıktım. Gel buraya. Gel buraya geberteceğim seni. Gel buraya. Ne oluyor ya? Neler saçmalıyorsun sen? Ne demek ben saçmalıyorsun? Sabah sabah beni bir spor salonunun jacuzzisine göndermekten daha saçma. Ne olabilir lan? Değiyor kabristanda. Ben masumum aşkım. Nasıl masumsun ulan? Ben masumum aşkım. İnan seni hiçbir yere göndermedim vallahi. Utanmadan bir de yalan söylüyorsun. Ulan Rosal gözümde 100 kontrolluk bile değerin kalmadı ha. Aşk olsun aşkım ya. Öbür taraftan ben daha yeni geldim. Oradan da sana sihir yapacak halim yok herhalde. Hadi ya ben de yedim. Sana masum olduğumu ispatlayabilirim. İspatla bakalım o zaman. O zaman gözlerini kapat ve düşüncelerini tek bir noktada sabitle. Bana bak. Bana öyle yine abuk subuk bir sihir yapmaya kalkma ha tamam mı? Şimdi gözlerini açabilirsin. Ne olduk şimdi? Senin günah ve sevap sistemine girdim canım. Günah ve sevap sistemi mi? Nasıl yani? Öldükten sonra adaletli yargılanman için bütün günahların ve sevapların sürekli bir kamera gibi kaydediliyor canım. Bütün fanilerde böyledir bu. İstersen son birkaç saatini birlikte izleyelim. (Gülüyor)
Yani demek bir uyur gezermişim ben. Allah Allah. Ne yapalım? Özür dilerim. Hayır efendim, affetmeyeceğim işte. Bir kadına çiçekle bile vurulmazken sen bana süpürgeyle vurdun. Ama yani sen de yalancı çobana döndün. Ya şimdiye kadar sabahlara hep sen beni böyle saçma sapan yerlere gönderirdin. Bu sefer de sen gönderdin zannettim. Tamam, hadi artık barışalım. Hayır, artık bundan sonra bizi Kaya Çilingiroğlu bile barıştıramaz. Hadi artık sen de uzatma. Ne olmuş yani böyle birkaç tanecik vurmaya kalktıysam? Şuna bak be, özür kabahatinden büyük. Ne olmuş yani birkaç tane vurmaya kalktıysam? Pis, kaba herif. Allah'ım çattık ya çattık. Hoppala. Özür dedim. Ben ne yapayım? Ay delireceğim. Ay delireceğim. Kalbi kırılmış bir kadının gönlü böyle mi alınır be? Levent Orhan kılıklı herif. Allah'ım bağırma bağırma. Bak bak komşular duydu, rahatsız oldu. Geldiler işte. Sus be. Benim sesimi senden başka kimse duyamaz zaten. Pis, özür dileme özürlüsü. Kaba herif. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Seninle mi uğraşacağım ya? Şimdi istediğin kadar bağırabilirsin. Hatta istersen yanında Pavarotti al. Birlikte bağırı. Ne çabuk kesiliyor bu yağmurlar ya. Gitmek zorundayım. Gitti. Az önce kapı çalıyordu. Geldim. Merhaba. Kanka hoş geldin. Hemen ben üstümü değiştirip çıkalım. İşe geç kaldım. Geliyorum, bekle. Seninle bir şey konuşmamız gerekiyor. Kanka ben uzun zamandır sana söylemek istediğim bir şey var ama söyleyemiyorum bir türlü. Bak kanka. Biz kız kardeşin Firdevs'le birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Oh be, nihayet söyledim. Kanka kızmadın ya. Kanka. Kanka hazırım çıkam. Kulağımda pamukları unutmuşum ya. Yani sen az önce söylediklerimi duymadın mı? Sen az önce bana bir şeyler mi söyledin? Evet. Oğlum kulağım tıkalıyken nasıl duyayım? Deli misin nesin ya? Kanka bak geç kaldık. Bir şey söylemek istiyorum. Ya bırak yolda söylersin geç kaldık. Bak kanka. Oğlum gelsene işe geç kaldık. Kanka ne olur. Yolda anlatırsın gel bak. Hadi kankacığım hadi anlatayım da. Geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı başıma, görsün.